bakalım. En sevdiğin koku bu. Ha, müzeye. Hadi çık artık dışarı be. Ha? Müzeye. Afrika'dan her köşe başında bunlar ailesi uyuyorlar. Muzaffer Bey gelemeyecekmiş. Neden? Müzeyen hastaymış. Sümüklü böceğin hasta olduğunu nereden anlayacak ki? Kabuğundan çıkmıyormuş, yemek de yemiyormuş. Eğer kabuğundan çıkmıyorsa hastadır, biz biraz evde oturalım, iyileşince geliriz dedi. Allah Allah, çok tuhaf ya. Hikmetinden sual olunmaz, Muzaffer'dir, varsın bir gün evde otursun. Hasta. Yani hep nezledirler ama hasta olmazlar, merak etmeyin. Rutubet onlara iyi geliyor. Nezle dediniz ama. Ama onların nezlesi farklı efendim. Ya geçen gece televizyon seyrederken uyuyakalmışım. Cam da açık kalmıştı. Üşütmüş olabilir diye düşündüm. Sabah baktım marununa da hiç dokunmamış. Yani isterseniz bir gece bizde kalsın, müşahede altında tutalım. Yok, kalmasın. Biz eve gidelim. Eğer bir şey olursa ben size tekrar gelirim. Abi Osman var, ressam Osman. Doktor Ahmet var, karısı Esin. Daha o zaman Elif ufacık. Zorna gibiyiz, bir arabaya 8 kişi bindik abi. Benim Volvo. Muzaffer? Ay, inanmıyorum, sensin değil mi? Ay, çok sevindim seni gördüğüme. Ya hiç değişmemişsin, nasılsın? Özür dilerim, hatırlayamadım. Muzaffer? Ay, tanımadın mı beni, Nilgün ben? Ya fakültede arkadaştık. Ben bir kaza geçirdim. İki kere ameliyat oldum. Geçmişle ilgili hiçbir şey hatırlayamıyorum. Ankara Hukuk Fakültesini hatırlamıyor musun? Kantinde otururduk. Sessiz film oynardık. Sen, ben, Müfit, Alev, İbrahim. Fakültede beraber mi okumuştuk? Evet. Çok iyi arkadaştık. Ama sonra ben yurt dışına gittim. Yıllardır görüşmüyoruz. Ya dede demek öyle ha? Ya. Neyse. Ben yine de çok sevindim seni gördüğüme. Ankara'dayım artık 3 aydır. Şuradaki hukuk bürosunda çalışıyorum. Ararsan sevinirim. Belki geçmişi hatırlamanda yardımcı olurum. Teşekkür ederim. Maalesef benim kartım yok. Nilgün Hanım, çok memnun oldum. Sizi arkadaşım Faruk. Memnun oldum. Ben de, nasılsınız? Teşekkür. Peki. Görüşürüz. Çok sevindim seni gördüğüme.
kekeme olduğunu bilmiyordum. Ben de. Kimdi o kadın? Nilgün. Gerçekten bu kadın senin fakülteden sınıf arkadaşın mı? Evet, öyle. Seni çok iyi tanıyor gibiydi de. Öyle miydi? Ya söylesene, kim bu Allah'ın belası kadın? Şöyle oturalım mı? Olur. Al bakalım. Merakın geçti mi? Ama bu o. Ne kadar zekisin, hemen de tanıdım. Ne kadar hoş değil mi? Evet, ulan neredeyse hiç değişmemiş. Söyleyeceğim başka bir şey yok mu? Beyefendi cüzdanında üniversiteden tanıdığı bir hanımefendinin fotoğrafını taşıyor ve benim haberim yok. Ama ben de iyi arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Kim bu kadın? Nilgün. Allah'a şükür onu öğrendik. Önümüzdeki 3 ay içinde soyadını da öğreniriz herhalde. Üniversiteden beri görüşmediğiniz doğru mu? Lan ne antika bir adamsın sen ya. En az 25 yıl olmalı. 25 yıl değil. 26 yıl 6 ay. Kadir, yılların yanına aylar da mı sayılıyor? Kim bu kadın? Nilgün'le üniversitenin birinci sınıfındayken tanıştım. Onu ilk gördüğüm anı hiç unutmuyorum. Kantinden içeri bir kız girdi. Öyle güzel, öyle alımlıydık. Çay bardağı elimden düşüverdi, öylece kala kaldı. Sonra ne oldu? Sonrası bir aşk öyküsü işte. Birbirimizi çok sevdik. Bir o kadar da kıskandık. Bir gün okulun kampüsünde böyle bir bankta oturuyoruz. Arkamdan geldiğini hissettim. Gözlerimi kapattı elleriyle. Ben de hemen saymaya başladım. Hale, Lale, Jale, Şükran, Türkan, Müjgan, Seyran. Karşıma geçti, bir tokat vurdu bana. Gözlerimde şimşekler çaktı. Ne kadar çok gülmüştüm. 4 yıl böyle geçti işte. En sonra? Aşkımız bitti. Yani daha doğrusu o gitti, ben kaldım. Peki sen ne yaptın? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hayat öyle akıp gitti. Ben de bir daha kimseyi sevemedim. Hep onu düşünerek yaşadım. O da zaten mutlu olamadı ya. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Biliyorum. Ortak bir arkadaşımız var. Haberleri ondan alıyorum. Ya sen deli misin? Sen kadının fotoğrafını yıllarca cüzdanında taşı. Karşılaşınca da sizi hatırlayamıyorum numarası ya. Ya olacak şey mi bu ya? Neden? Aradan çok zaman geçti Faruk. Çok. Artık genç değilim. 50 yaşındayım. İnsan hayatta bazen işte böyle takılıp kalıyor. Onu hiç unutmadım, unutamadım. Hiç evlenmedim biliyorsun. Yalnızlığa da alıştım. Nilgün artık benim için fotoğraftaki kız olarak kalacak.
Hoş geldin. Hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz, ne içersiniz? Beyefendinin içtiğinden iç. Ya sen ne sahtekarsın. Neden kandırdın beni? Neden terk ettin beni? Afiyet olsun. Sağlığına. Kargalar 26 yıldır ne yaptığımı çok iyi bildiğini söyledi. Ama ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Anlatsana biraz. Çalıştım. Yoruldum. Her şeyi bıraktım. Şimdi rahat bir hayat sürüyorum. Huzurlu. Bravo. 26 yıl bundan daha iyi özetlenemez. Fakülteden mezun olduktan sonra hiç avukatlık yapmadım. Babamın işini devraldım mecburen. İsteyerek değil. Babam erken ölünce öyle hasıl oldu. 10 yıl önce de bir kalp krizi geçirdim. Az kaldı ölüyordum. Şimdi ise eski radyoları, eski pikapları tamir ediyorum. Öyle vakit geçiriyorum. Bir de küçük bir sandalım var. Gölde ara sıra balığa çıkıyorum. Müzeyyen nasıl? İyi. Geçen hafta biraz hastaydı ama şimdi iyi. Müzeyyen ne komik bir isim. Nereden buldun? Teyzemin adı. Rahmetli çok ağır kanlıydı. Kargalar her gece buraya geldiğini söylediler. Evet. Her gece arkadaşlarla burada buluşuyorum. İyiymiş. Hiç değilse sabit bir adresin var. Evet. 30 yıldır benim adresim hiç değişmedi. Ama bazı arkadaşlar sürekli adres değiştiriyorlar. Ama sonuçta ben de 30 yıl önceki adresime geri döndüm. Biraz geç olmadı mı sence? Oldu. Ama olsun yine de döndüm. Geç de olsa döndüm. Hoş geldin o zaman. Geç de olsa. Fakülteden kimseyi görüyor musun? Dur. Metin'le... Alev vardı. Alev. Ne yapıyorlar? 10 yıl önce ayrıldılar. Aa, ciddi misin? Evet. Çok büyük aşktı onlarınki, ne oldu? Çok büyük aşktı. Herkes senin gibi düşünüyordu ama öyle olmadı. Hikayeleri de çok matrak. Metin bir gece uyurken apar topar kalkıyor ve giyinmeye başlıyor. Eyvah, şimdi karım beni bekler, benim eve gitmem lazım diyor. Alev de onu kapının önüne koyuyor. Bir celsede boşandılar. Peki Müfit vardı, o ne yapıyor? Müfit 2 yıl önce gitti akciğer kanserinde. Ben başka kimseyi sormayayım en iyisi. Senle benden başka hayatta olan kim var acaba? 5 yıl önce de tesadüfen Aytül'ün öldüğünü öğrendim. Ya. O da erken gidenlerden.
Biz geride kalanlar birbirimize daha iyi davranalım diyorum. Sen ne dersin? Neyse. Bir daha geldiğimde hem sürgündeki yılların savunmasını da hazırlamış olurum. Hem de daha uzun konuşuruz. Eğer istersen. Rıza, bir tane daha ver lütfen. Bu üçüncü oluyor ama. Olsun Rıza, yarın bir tane içerim, olur biter. Seninle sohbet etmekten her zaman keyif almışımdır, bunu biliyorsun. Ne zaman istersen. Hesap lütfen. Hesabınız yok. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hoşça kal. Hoşça kal. Yarın gene geleceğim. Bekliyorum. Buradasın değil mi? Buradayım. Bir daha beni kandırma, olur mu? Sen de beni bir daha terk etme, olur mu? İyi akşamlar. Tekrar bekleriz. Bunu isterseniz yarına bırakalım. Yok Rıza. Bu akşam böyle olsun. Siz bilirsiniz. Onu da bırak Rıza.